Bismillahirrahmanirrahim. Hadis usulü dersi yapmaktaydık. Buna dair iki adet mukaddime videosu çekmiştik. Beykuni'yi işleyecektik. İki adet giriş videosunun ardından artık başlayalım. Hadis usulü kitabımızın adı Beykuni'ye. Yazar Ömer bin Muhammed bin Fettuh Eddimeşki el-Beykuni. Metin Ebde'u beyti ile başlamakta olsa da aslında tabii ki başında ne var? Bir adet besmele vardır. Bundan önce hemen yine kısa bir konuşma yapalım. Bu seferki biraz kısa olacak çünkü artık iki adet video çekildi bundan önce. Bu üçüncü videomuz. Hadis lügatta yeni demektir. Eskinin zıttı. Yani hadis usulü. Hadis ne demek? Hadis yeni demek. Kelime manası. Ama istilahta yani terim olarak ise peygambere veya sahabeye veya tabiine isnat edilen söz, fiil ve takrirden ibarettir. Peygambere isnat ediliyorsa bu ona merfu hadis denilir. Sahabeye isnat ediliyorsa mevkuf hadis, tabiine isnat ediliyorsa maktu hadis denilir. İsnat etmek ne demek? İşte peygamber şöyle buyurdu demek. Öyle diyorsun ama bakalım öyle mi? O yüzden direkt peygamberin buyurduğu demiyoruz da isnat edilen. Çünkü rivayet doğru olmayabilir de. Nitekim mevzu rivayetler var. Yani isnat edilen derken peygamberin söylediği veya yaptığı veya onayladığı iddia edilen. İsnattan kasıt bu. Hadisler delil değeri açısından sahih, hasen ve zayıf olarak ayrılır. Bir hadis sahih olabilir, hasen olabilir, zayıf olabilir, uydurma da olabilir tabii ki. Kaynağı açısından merfu hadis, mevkuf hadis, maktu hadis, bir de kutsi hadis vardır. Bu şekilde görmüş olalım. Maktu hadis, zaten bunların her birinin tanımı gelecektir de kısaca değinmiş olalım. Maktu hadis, mevkuf hadis, merfu hadis, kutsi hadis. En soldan sayalım. Kutsi hadis, Allah tarafından peygamberin gönlüne nakşedilmiş olan hem lafız hem manalar olmakta. Yani Allah Teala şöyle buyurdu diye peygamberimiz anlatıyorsa, o anlattığı şey ayete geçmiyorsa ona kutsi hadis diyoruz. Kısaca böyle. Merfu hadis, peygamberin kendi sözleri olmakta. Mevkuf hadis, sahabenin sözü. Hazreti Ebubekir şöyle buyurdu. Hazreti Ömer şöyle buyurdu. Bu tür şeylere, bu tür rivayetlere mevkuf diyoruz. Yani peygamber buyurdu değil, sahabeden birisi buyurdu. Maktu hadis ise tabi'in. Tabi'in devrinde bir zat, bir alimin sözü buyuruna da maktu hadis demekteyiz. Buradaki hadis söz manasında aynı zamanda fiili ve onaylamayı içeriyor biliyorsunuz. Kaynağı açısından hadisler var bir de. Kaynağı açısından bunu böyle söylemiş olduk. Kaynak. Yani bu hadis nereye dayanıyor? İşte kutsi olabilir, merfu olabilir, mevkuf olabilir, maktu olabilir. Bu kaynağı açısından hadis. Senet sayısı açısından bir hadis mütevatir olabilir, meşhur olabilir, ahad olabilir. Şimdi öncelikle alimlerin çoğunluğunun taksimatına bakalım. Alimlerin çoğunluğu hadisi mütevatir ve ahad olarak ikiye ayırır. Bir hadis ya mütevatirdir ya da ahaddır. Mütevatir ise zaten mecburen sahihtir. Ahad ise sahih olabilir, hasen olabilir, zayıf olabilir, mevzu yani uydurma hadis olabilir. Bu tabloyu bilmenizde çok fayda var. Bir hadis mütevatir ise zaten sahihtir. Ahad ise sahih olabilir, hasen olabilir, zayıf olabilir, mevzu olabilir. Bu alimlerin çoğunluğunun taksimatı. Bir de Hanefi'nin taksimatı var. Hanefi mezhebi der ki bir hadis mütevatir, meşhur ve ahad olarak üçe ayrılır. Mütevatir ise zaten sahihtir. Meşhur ve ahad bunlar ayrı ayrı kısımlar. Bir hadis meşhur da olsa, ahad da olsa sahih de olabilir, hasen de olabilir, zayıf da olabilir, mevzu da olabilir. Yani Hanefiler ne yapmıştır? Hadisi üçe ayırmıştır. Senedinin muttasıl olup olmaması. Bir hadisin senedi nedir? Hadis iki parçadan oluşur. Bir metin, bir de senet. Türkçeden örnek verelim iyi anlaşılması için. İşte Ali Veli'den duydu, Veli Hasan'dan, Hasan da Kamil'den duydu ki öğretmen şöyle demiş. Öğretmen söylediği şey metindir. Onun aktarılan sözdür.
Senet ney burada? Senet öğretmenin söylediği şeyin dışında kalanlar. Yani aktaran kişiler kim kimden duydu? Bunlara da senet demekteyiz. Bu biraz farazi bir tanım oldu ama bunları zaten hadisler üzerine tek tek göstereceğiz. İşte hadisin senedi muttasıl olup olmaması açısından müsnet olabilir, muttasıl olabilir, munkatı olabilir, mudal olabilir, mürsel, muallak, muannen ve müennen, müdelles diye ayrılabilir. Hadis kısımlarını söyledik. İşte ahad olabilir, mütevatir olabilir veya Hanefi'ye göre üçe ayrılır. İyi de mütevatir nedir? Kısaca ona da değinelim. Aklın yalan üzere ittifak etmelerini kabul etmeyeceği kalabalık bir topluluğun aynı şekilde kalabalık bir topluluktan rivayet ettikleri hadise mütevatir hadis denilir. Mütevatir hadis lafzi ve manevi olarak da ikiye ayrılır. Geriye kalan ayrıntıları da artık konusu geldiğinde işleriz. Şimdi döndük metnimizdeyiz. Ebde'u, bede, yebde'u, ebde'u. Ben başlarım. Ne ile başlarım? Bilhamdi, hamd ile başlarım. Bilhamdi dedi, ardından Allah lafzı geçmedi. Yani genelde hamdden sonra Allah gelir. İşte elhamdülillahi rabbil aleminde olduğu gibi. Burada ise geçmedi. Neden geçmediği de tabi dikkat çekilebilir. Burada Allah lafzı kullanılmadı. Fakat Allah'ı kastettiği malumdur. Çünkü tüm hamdler Allah'a mahsustur. Hamd kelimesindeki elif, lam, istigrak, cins ya da ehd için olması durumu değiştirmeyecektir. Bütün hamdler Allah'a ait olduğuna göre bilhamdi ne demektir? Ebde'u ben başlarım, bilhamdi Allah'a hamd ile başlarım demektir. Allah lafzı mahzuf. Allah'a hamd ile başlarım. Buradaki ebde'u başlarım yani sanki yeni başlamış gibi. Oysa ibarenin aslında ne vardır? Bundan önce bir besmele vardır. Bismillahirrahmanirrahim demiştir musannif. Ardından bu beyti yazmıştır. Dolayısıyla burada hamdden önce ebde'u kullanılması izafidir. Musannif baştaki besmeleyi yok saymamaktadır. Besmele'nin önemine dair hadis farklı lafızlar ile varid olmuştur. Nedir mesela o hadis? Küllü emrin zibalin la yuftetahu bi zikrillahi fehuve eczemu. Ne demek bu? Besmele ile başlanmayan, Allah'ın zikriyle başlanmayan her işin bereketi kesiktir, kopuktur. Bunun dışında tabi başka yine var. Hadisin kaynağını vermek gerekirse Ebu Davud'un 4840 numaralı hadisinde geçmekte. Kitabul Edep oluyor orası. Nesai'nin Sünen'in Kübrası'nda geçmekte. 1328 numaralı hadis. İbn-i Mace'de geçmekte. Nikah kitabında geçmekte. 1894'te. İbn-i Hibban'ın Sahih'inde geçmekte. Ve diğer pek çok hadislerde, hadis kitaplarında geçmektedir. Küllü emrin zibalin lem yübde bi bismillahi fehu ektaru. Besmelesiz başlanan her iş bereketi kesiktir. O yüzden musannif ve hatta tüm musannifler ne yapar? Önce besmeleyi yazarlar. Ardından kitaba başlarlar. Ebde'u ben başlarım bilhamdi Allah'a hamd ile musalliyen salat getirerek Ala Muhammedin Muhammed Aleyhisselam üzerine salat getirerek getirir iken hal. O Muhammed Aleyhisselam ki hayri nebiyyi nebiyyin ursila. Hayri nebiyyin en hayırlı nebi ursila gönderilen gönderilmiş. Şimdi Hz. Muhammed'in buradan en hayırlı nebi olduğu vurgulanmış oldu. Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamberlerin en üstünü ve en hayırlısıdır. Buna dair gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2 ciltlik İlmihal'in ilk cildinde gerekse Mahmud Efendi'nin Ruhul Furkan adlı tefsirinde bilgi bulabiliriz. Tabi bunlar yani bu gerek Ruhul Furkan'da gerek Diyanet'in İlmihal'inde niye böyle yazıyor? Deliller var ki yazıyor, kimse kafasından bir şey yazmış değil.
Kur'an müminlerin ağzından, onun peygamberleri arasından hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şimdi bu nedir? Peygamberlerin hiçbirini ayırt etmeyiz. Bakara 285. Kur'an-ı Kerim'de böyle denir. Böyle Allah Teala buyurmuş. Kur'an'da böyle yer aldığı halde tarihi süreç içerisinde Müslümanlar Hz. Muhammed'in peygamberlerin en büyüğü, en faziletli olduğunu iddia etmiştir. Fahri kainat düzeyine çıkarmışlardır. Bunu kim diyor? Yani benim görüşüm bu değil. Bu AÖF İlahiyat diye bir bölüm var biliyorsunuz. İlahiyat kitabı. Dine yeni yaklaşımlar adlı kitap. 11. baskı 2009 çıkışlı kitapta. Sanırım 2010'da kitaplar yenilendi. Hataları fark ettiler. Çünkü biz bunları hep yazmıştık. İşte ne diyoruz yani AÖF İlahiyat kitabı 2009 basımlı Dine Yeni Yaklaşımlar adlı kitapta İlahiyat kitabında böyle yazmaktaydı. Yani peygamber diğerleriyle eşittir denilmekteydi. Sayfa 39'da yazıyordu bu. Bu batıl bir kanıdır. İbarede yazdığı üzere hayri nebiyyin en hayırlı nebidir peygamberimiz. Şimdi burada AÖF kitap hatası neydi? Tek ayete bakıp diğer ayeti göz ardı etmeleri onların hatasıydı. Başka ayet var. İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Bu yetiyor, bitmiştir iş. Bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Ayet. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarının da derecelerle yükseltmiştir. Bakara 253. Allah Teala'nın kendisi diyor bir kısmını üstün kıldık diye. İlahiyat kitabı çıkmış. Yani bunu yadırgıyor. Bu nasıl bir durum? Kur'an bir bütündür. Bir konu hakkında karar verilecekse tüm ayetler dikkate alınmalı. Yani bir ayete bakarak karar verilmez. Peki Hz. Muhammed'in en üstün olduğuna dair delil vermek gerekirse bir tane ayet okuyalım. Resulüm, biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 7. ayet. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen elbette bütün alemlerden üstündür. Alem Allah dışındaki her şey demek. Alem ne demektir? Allah'ın dışındaki her şey. Bir de alem var. Alem bayrak, sancak demek. Alem Allah dışında her ne varsa demek. Başka bir ayet İnşirah 4'ten bir ayet okuyalım. Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Peygamberimizin adı kelime-i şehadette, kelime-i tevhidde, ezanda, kamette, ettehiyyatüde sürekli geçmekte. Yani bir günü inceleyin, en çok kimin adı geçmekte? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçmekte. Başka bir delil Nisa suresi 80. ayet. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Allah Teala Resulüne itaatı kendisine itaat saymıştır. Elbette buradaki itaat, Resul'e itaat aslında tüm peygamberler kapsar diyebiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim geldiğinde bir tane Resul vardı. Yani bir sürü vardı da hepsini kapsadı diyemeyiz. Başka bir ayet. Haydi onun benzeri bir sure getirin. Bakara 23. En büyük mucize Kur'an'dır. Ve bu mucize Hz. Muhammed'e verilmiştir. En büyük mucizeyi getiren peygamberin de en büyük olması kaçınılmazdır. Konuyla ilgili pek çok delil var da özet geçiyoruz. Çünkü konumuz Hz. Muhammed'in en üstün olması değil. Konumuz hadis usulü. Bu yüzden bunu özet geçtik. Araştırırsanız daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Şimdi ne oldu? Birinci satırı okuduk. Birinci satırın irabını hemen yapalım. Ebde'u bede yebde'udan yani fiili muzahire nefs-i mütekellim vahdeh olmalı. Ebde'u nebde'u. Ebde'u ben başlarım. Bilhem diye baktığımızda car mecrur burada. Ebde'u ile mutaalliktir. Ardından musalliyen kelimesi gelmekte. Musalliyen de ebde'u kelimesinin failinden haldir. Ebde'u'nun faili ne? Ene. Ebde'u fiil. Ene fail. Ebdeu ene ben başlarım. Neyle başlarım? Bilhamdi hamd ile başlayalım. Musalliyen burada hal dedik. Ala Muhammedin musalliyen ile mutaalliktir. Hayri nebiyyin ursilaya geldik. Şimdi hayır kelimesi. Hayır Muhammed kelimesine sıfat, bedel, atıf, beyan olabilir. Duruma göre takdir edebiliriz. Nebi kelimesi muzafun ileyhtir. Ursila kelimesi meçhul mazi.
Ersele, Ursile şeklinde meçhul mazi. Ursila'da hüve var. Faildir, nebiye dönüyor. Ursila'nın sonundaki elif itlak içindir. Ursila fiil fail bir fiil cümlesi olarak nebinin sıfatıdır. Nekreden sonraki cümleler sıfat olur. Marifeden sonra ise hal gelir. Bu bilinen bir şey. Böylece ilk satıra değinmiş olduk. İkinci beytimiz ve zi sahip demek. Ve zi min aksamil hadisi idde. Ve zi min aksamil hadisi idde. Ne demek? Hadisin kısımları çoktur. Evet, çok burada gelmekte. Hadisin kısımları çoktur. Yani hadis ilminin pek çok kısmı vardır. Ve küllü vahidin ve her biri eta gelecek ve hadde ve tanımı yapılacaktır. Tarifi yapılacaktır. İbarenin yani beytin en başında geçen vav istinafiyedir. Ardından gelen zi mübtedadır. Müfret müennese işaret etmektedir. Mahallen merfudur. Min harficer, eksam kısmun kısman, eksam cimi mükesser, car yani mecrur ve muzaf eksam kelimesi. El hadis de onun muzafın ileyhi olmakta. İddeh kelimesi burada haberdir. Raf alameti mukadder zamme olmakta. İrabın açığa çıkmasını mahallin sükun ile vakıf olması engellemiştir. Yani nedir bu? Manzum bir eser. İddeh, haddeh gibi sürekli mezum olarak bitmekte. Ve küllüdeki vav istinafi için kül, mübteda ve muzaf. Vahid kelimesi muzafun ileyh ete mukadder fetha ile mebni mazi fiil faili cevazen müstitir olan hüve. Nereye dönüyor? Kül lafzına dönüyor. Ete hüve. Kül. Ete gelecek. Hüve tamamı. Hadde mef'ulu ma'ah. Başında vav nedir? Ma'iyyehdir. Vav ma'iyye yani. Hadde de mef'ulu ma'ah olmakta bu durumda. Haddeh kelimesi yani had kelimesi muzaftır. Ardına gelen zamir ise muzafın ileyh olmakta. Hu zamiri mukadder zamme ile mebnidir. Mukadderliğin sebebi yine mahallin vakıf ile sükun halinde olmasıdır. Yani sebebi neymiş? Mahallin vakıf ile sükun halinde olması. Eta faali ile beraber fiil cümlesi olup mahallen merfu ve haberdir. Buradaki ikinci beyti de tamamlamış olduk. 3. Yani artık ibareye, ilmi beytlere geçiş başlanmış oluyor. Evveluha. Hadisin kısımlarından birincisi nedir? Es-sahihu sahihtir. Sahih. Sahih hadis. Sahih hadis nedir acaba? Ve o sahih hadis ma öyle bir metindir ki ittasal bitişik oldu. Ne bitişik oldu? İsnaduhu onun isnadı. Senedinde bir kopukluk yok. Ve lemüşezze şaz olmadı. Ev yu'al illetli de olmadı. Buradaki ev vav manasında ve illetli de olmadı. Veya illetli olmadı değil. Yervi rivayet eder. Hi o hadisi. Kim? Adlun adil bir kişi. Adil bir ravi. Öyle adil ki aynı zamanda bu. Zabidun zapt edici. Zaptı sabit. En mislihi benzerinden. Yani kendisi gibi bir raviden. Kendisi nasıldı? Adil idi, zabıt idi. İşte yine adil ve zabıt olandan. Kendisi gibinden rivayet ediyor. Mu'temedun güvenilirdir fi zaptihi ve naklihi. Naklinde ve zaptında bir güven vardır. Mu'temettir. Böylece sahih hadise değinmiş oldu. Şimdi sahih hadis nedir? Adalet ve zapt sıfatlarına
haiz olan ravilerin muttasıl senetle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadislerdir. Adalet ve zapt sıfatlarına sahip olan ravilerin muttasıl senetle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadise sahih hadis denilir. Sahih hadis ikiye ayrılır. Birazdan her birine değineceğiz. En sahih hadisler nelerdir? Mütevatir olanlardır. Bir hadis mütevatirse ondan sağlamını bulamazsın. Ardından Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisler gelir. Bunlar mütevatirden sonra gelen en sahih hadislerdir. İşte El-Lü'lü vel-Mercan fîmâ ettefaka aleyh şeyhân. Kim yazmış? Muhammed Abdülbaki. Muhammed Fuat Abdülbaki yazmıştır. El-Lü'lü vel-Mercan fîmâ ettefaka aleyh şeyhân. Bu kitap Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisleri derlemiş, toparlamıştır. Arapça olarak basılmış ama Türkçesinin de olduğunu duydum sanırım. Türkçesi de vardır. Merak edenler araştırabilir. İşte o, yani Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadislerden sonra en sahih olarak Buhari'nin Sahihul Buhari dediğimiz Buhari'nin kitabı gelmektedir. Bundaki hadisler de en sahih hadislerdir. Ardından Sahih-i Müslim dediğimiz Müslim'in kitabındaki hadisler de Buhari'den sonra gelen en sahih hadislerdir. Böylece buna değinmiş olduk. Müslim ve Buhari'nin, yani ikisi birlikte, bu ikisine birlikte ne denilmekte? Sahihayn. Çünkü Buhari'nin kitabının adı El-Camiu's Sahih. Müslim'in kitabının adı El-Camiu's Sahih. Sahihayn nedir dedikleri zaman Buhari ve Müslim'in kitabıdır. Bunu direkt bilelim. Bu iki kitapta bir hadis geçiyorsa ona muttefekun aleyh derler. Bir hadis düşünün ki bu hadis hem Buhari'de var hem de Müslim'de var. O hadise ne denilir? Muttefekun aleyh. Üzerine ittifak edilmiş. Muttefekun aleyh ne demekmiş? Hem Buhari'de hem Müslim'de ortak olarak geçen hadis demektir. Şimdi tekrar sahih hadisi değinelim. Ne dedik? Evveluhu sahihu ve huve mettasal. İsnadu ve lemüşezzeb yu'al yervihi adlun zabidun an mislihi mu'temedun fi zabdihi ve naklihi. Sahih hadisin tanımında neler geçti? Bir, adalet vasfı var. Adalet ve zapt sıfatlarına haiz olan ravilerin muttasıl senetle rivayet ettikleri şaz ve illetli olmayan hadislerdir demiştik. Adalet vasfı. Yani yervihi adlun. Bu adlun ne demek? Adil, adalet vasfına sahip olan kişi demektir. Adalet ise insanı takva sahibi yapan bir meleke manasına gelmekte. Bu da ne demektir? İnsanın şirk, fısk ve bidat gibi her türlü küçük büyük günahlardan sakınması ancak bu melekeyle sağlanabilmekte. Ancak bu meleki sayesinde mümkün olur dedik. Bu sebeple takva sahibi kimselere hadisçiler arasında adil denilir. Yani bir hadisi bir adam rivayet etti diyelim. Ali veya Veli rivayet etti. Ne yapmıştır muhaddisler? Bir inceleyelim bakalım bu Ali veya Veli veya bir sürü isim olabilir yani Hasan. Fark etmez yani. Herhangi bir kişi, X kişi hadis rivayet etmiş. Bir araştıralım bakalım adil mi? Adil mi? Değil mi? Yani takva mı? Değil mi? Bu bir incelenir. Takva olması lazım. Hadisi rivayet eden kişinin takva değilse adalet sıfatı düştü. Yerine gelmemiş olur. Bunun dışında ne dedik? Zaptun, değil mi? Zabidun kelimesi var. Bununla ilgili ne diyebiliriz? Zapt da ravinin rivayet ettiği hadiste veya hadisi yazmış ise kitabında fazla hata yapmayacak derecede dikkatli bir hafıza, yani kuvvetli bir hafıza sahip olması gerekiyor. Titiz olması gerekiyor. Çok hata yapan, çok şaşıran kişi zapt sahibi olamaz. O sıfat direkt düşer. O zaman o hadis sahih olmaz. Bunun dışında ne dedik? İşte ne dedik? Ve ve mettasal. Muttasıl olacak. Nedir o? Muttasallık, isnatta yer alan her bir ravinin hadisi kendisinden naklettiği şeyhine bizzat mülaki olmuş, hadisi bizzat ondan almış olmasıdır. Muttasıllık. Yani diyor ki adam, ben ne diyeyim, Ömer'den bunu duydum. Ömer de Veli'den duydu. Veli de Kazım'dan duydu.
Bir bakalım aranızda sizin boşluk var mı yok mu? Bu bitişik mi değil mi? Yani Ali diyor ki Veli'den bu hadisi duydum. Bir araştırıyoruz ki Ali ile Veli arasında yani aynı asırda yaşamamışlar bile. Aralarında yüzyıllarca fark var. Nasıl duymuş olabilir ki? Olamaz. Dolayısıyla bu hadis sahih değildir. Bu yüzden muttasıl olması gerekiyor. İsnaduhu ve lem şezze dedik. Şaz olmayacak isnadı. Bu ne demek? Şaz, ravileri adalet ve zapt yönünden güvenilir. Muttasıl isnatla gelmiş olan. Fakat kuvvetli isnatla gelen aynı hadisin diğer rivayetine veya rivayetlerine muhalefetle infirat eden hadistir. Daha basit bir ifadeyle güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir bir raviye muhalif rivayeti. Ali bunu rivayet etti. Veli de başka bir hadis rivayet etmiş ama bakıyorsun ki Veli Ali'den daha güvenilir. Bu durumda ne oluyor? Şaz meydana geliyor. Ev yu'al, muallel oluş. Muallel, metin veya isnadında illet bulunan hadis. İllet ise hadisi zayıflığa düşüren gizli bir kusur. Bu gizli kusuru tespit etmek elbette uzmanlarına kalmıştır. İşte bu şartlara sahip olan veya işte şaz olmayacak dedik, şaz olmayan, muallel olmayacak, muallel olmayan bu hadislere bizler sahih hadis demekteyiz. Ama bazen bakıyoruz ki bir hadise bir alim sahih demiş, diğeri zayıf demiş, diğeri başka bir şey demiş. Bu ihtilaf neden, yani nereden kaynaklanıyor? Bu ayrılık 5 şartın o hadislerde var olup olmadığı konusunda çıkan ihtilaftır. Sahih hadis de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Sahih li zatihi, sahih li gayrihi. Aynı haram ikiye ayrıldığı gibi. Haram da li, haram li aynihi, haram li gayrihi diye ikiye ayrılıyordu. Sahih li zatihi yani sahihliği kendisine bağlı, zatına bağlı, dışarıdan bir destek almamış. Sahih li gayrihi ise sahihliği harici bir şeye bağlı, dışarıdan kuvvet alarak sahih olmuş manasına geliyor. Kısaca böyle. Sahih li zatihi için şu an örnek var karşınızda, görmektesiniz. Haddesana Abdullah İbni Yusuf gale Ekberana Malik an Nafi an Abdillah bin Ömer en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Senet nerede? Senet nereye kadar geliyor? İbni Ömer'e kadar senet var. Yani senet nedir? Hadisi rivayet eden raviler zinciri. Haddesana Abdullah birinci ravi. Yani buradan bir başlıyor. Ta nereye kadar geliyor? İbni Ömer'e kadar senettir. Bundan sonrası enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte başlıyor artık hadisimiz. Sabaka beynel hayli diye hadis metni devam ediyor. Hadis iki parçadan oluşuyor. Bir senet, iki metin. Peygamber ne söylediyse ona metin denilir. Bu hadisi kimler rivayet etti, kimler aktardı ona da senet denilir. Şu an görmekte olduğunuz bu hadis Buhari Salat 41'de geçiyor görüldüğü üzere. Bu hadis zikredilen sahihlik şartlarının tamamını sağladığı için sahihtir, lizatihi, sahih lizatihidir. Şöyle ki hadisi kitabından nakleden Buhari'nin hocası Abdullah bin Yusuf, onun hocası Malik, onun hocası Nafi, sika ne demek? Güvenilir demek. Bu tabiri iyi bilin. Sika güvenilir ravi. Sika ve öğrencilik hocalık ilişkileri sabit olan kimselerdir. Nafi'nin Mevlası ve en meşhur hocası Abdullah İbn Ömer ise bir sahabidir zaten. Hadisin metninde de herhangi bir kusur görülmemiştir. Dolayısıyla sahih li zatihi olmaktadır. Sıra geldi sahih li gayrihi. Sahih li gayrihi aslında neydi? Bir hasen hadisti. Hasen bir hadis başka bir isnatla da rivayet edildiğinde sahih derecesine yükselmiş olur. Dolayısıyla ona sahih li gayrihi denilmiştir. Çünkü onun sahih olması, sahihlik mertebesine çıkışı başka yani bir başka hadisin isnadına bağlıdır. Aslen hasen olan bir hadis farklı rivayetlerden dolayı kuvvetleniyor. Böylece ne oluyor artık? Sahihlik mertebesine çıkmış oluyor. Sahih li gayrihiye şu an örnek görmektesiniz.
Bu hadisin senedindeki Muhammed bin Amr'ın hafızasının zayıf olduğu nakledilmekte. Bundan dolayı bu hadis hasendir. Ancak bu hadis başkalarından da rivayet edildiği için artık sahihlik mertebesine çıkmıştır. İşte aynı hadisi şu an yine görmekteyiz. Görürüz ve bu rivayetlerde Muhammed bin Amr geçmemekte. Haddesana Abdullah bin Yusuf gale ehberana Malik an ebi zinadi an il a'raci an ebi Hüreyre. Muhammed bin Amr geçmedi. Yani hafızası zayıf olan birisi yok. Bunu hafızası zayıf olmayan kişiler de nakletmiş. Diğer hadise bakıyoruz. Yine aynı şekilde o Muhammed bin Amr olmadan yine rivayet edilmiş. Dolayısıyla bu rivayetler Muhammed bin Amr'ın burada hata yapmış olma ihtimalini ortadan kaldırmıştır ve hadisi sahih-i gayrihi derecesine yükseltmiştir. Eğer bir hadis sadece Muhammed bin Amr'ın olduğu senet ile aktarılmış olsaydı hasen olarak kalırdı. Ama hafızasında problem olmayan kişiler tarafından da aynı şey söylenmiş. Bu durumda hadis artık sahihlik mertebesine çıkmış oluyor. Videomuz burada bitmiş olacak. Ama önce sanırsam sadece 1 ve 2. beytin irabını açıkladık. Oysa biz 4 beyt okuduk. 3 ile 4'ün irabını vererek kapatalım. Evveluha mübtedadır. Muzaf ve muzafun ileyh. Evvelu ha muzafun ileyh olmakta. Aşikar. Sahih kelimesi haber olmakta. Ve hüvedeki hüve mübteda olmakta. Ma ise haber, isim, mevsul olmakta. İttasal, mazi, mahallin vakfı, yani vakıfla sakin olması sebebiyle mukadder fetha ile mebni. İsnaduhu faildir. Muzaf ve muzafın ileyhten oluşmakta. Çünkü isnad kelimesi muzaf, hu ise muzafın ileyh olduğu belli. Ardından gelen vav haliye, yani vav haliye. Lem cezm harfi. Yüşezze meçhul muzari, muzafil, lem ile mezzum, naib-i fail cevazen müstetir, hüve zamiri, fiil fail hal cümlesi oluşturmakta. Ardından gelen ev, daha önce söylemiştik, vav manasında veya değil ve diyeceğiz. Yu'el kelimesi de meçhul muzari olmakta. Yervihi addun zabidun beytine baktığımızda. Yervi fiil hi mef'ul addun fail. Bu cümlede hal cümlesi. Zabit kelimesi adil kelimesinin sıfatı olmakta. O yüzden merfu olmuş. An mislihi car mecrur. Ne dedik? An mislihi car mecrur. Muzaf muzafun ileyh. Çünkü an harfi cer mislihi onun mecruru olmakla birlikte misil muzaf hi muzafun ileyh olmakta. Bunlar yervi kelimesiyle mutallik olmaktadır. Mu'temedün kelimesi adil kelimesinin ikinci sıfatı. Fi zaptihi fi car zapt onun mecruru. Zapt aynı zamanda muzaf hi onun muzafun ileyhi. Mu'temed ile mutallik bunlar. Ve naklihi ise nakil zapta matuf. Böylece videomuzun sonuna geldik.